Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne iş yapar video serimizin ikinci videosundayız. Tekfen Holding'i anlatacağız bu videoda. Tekfen Holding ne iş yapar? Tekfen'in temelleri 3 genç girişimci olan Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlıların 1956 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleriyle atılmıştır. Her üç ortak da mühendislik alanına ilgi duymuş ve hem dillerini geliştirmek hem mühendislik harikalarıyla dolu bir kültür olan Amerika'yı tanımak amacıyla orada eğitim almayı seçmişler. Hatta her üçü de orada lisans eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli Amerikan fabrikalarında işçi olarak çalışmış. Hem üretim sürecini görmüş, hem işçi psikolojisini yaşamış, hem de üretmeyi tatmış. Sonra da ülkelere dönmüşler. Dönüş sonrası bu üç arkadaşın yolu Bayındırlık Bakanlığındaki memuriyetlerinde kesişiyor. Yıllar süren bir dostluk ve ortaklığın temelleri de orada atılıyor. Holding'in temelleri 56 yılında Feyyaz Berker ve Ali Nihat Gök Yiğit tarafından mühendislik ve danışmanlık alanında hizmet vermek üzere kurulan Feyyaz Nihat Müşavir Mühendislik adlı şirketin kurulmasıyla atılmış. 57 yılında FN İnşaat'a bağlı kuruluş olan Tekfen İnşaat Limited şirketi kurulmuş. Şirket ismini teknoloji ve fen kelimesinden almış. 59 yılında ise şirkete Necati Akçağlıların ortak olarak dahil olmasıyla FN şirketi Feyyaz Nihat Necati Müşavir Mühendislik FNN olarak değişerek faaliyetlerine devam etmiş. Şirkette yer alan hakkımızda kısmında yer alan ortaklık yapısı arkadaşlar. Berker ailesinin %22, Akçağlılar ailesinin %6, Gökyiğit %22.14, diğer kısmı %0.78, halka açık kısımda %47.74 arkadaşlar. Yönetim kurulu arkadaşlar yapısı şu şekilde. Murat Gigin yönetim kurulu başkanı. Yönetim kurulu başkanımız yani hisse sahipleri için söylüyorum bunu. Murat Gigin kimdir, ne iş yapar, necidir arkadaşlar? Şurada videoyu durdurarak bunu okuyabilirsiniz veya hızlıca okuyayım ben. 1952 İstanbul doğumlu Murat Gigin lisans eğitimini 74 yılında Bradford Üniversitesi'nde İnşaat ve Yapı Mühendisliği bölümünde, 75 yılında yüksek lisans eğitimini Londra Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1976 yılında ise üniversite kalıcılığından Okyanus Mühendisliği diploması aldı. Gigin Tekfen İnşaat'taki kariyerine 77 yılında Kuveyt Şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 83'te İstanbul merkeze dönmüş ve 86 yılına kadar iş geliştirme bölümünde müdür ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalıştıktan sonra 86 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdürü Yardımcılığı görevine atanmış. 88-98 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürü görevini yürütmüş olan Gigin, 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeleri görevlerinde bulunmuştur. 98-2015 yılları arasında Tekfen Holding Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuş. Geçmişte çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Gigin vesaire vesaire şurada bu örgütlerden bahsediyor. Ortaklık kuruldu arkadaşlar. Ortaklığın kurulmasından sonra gerçekleşti. İlk önemli iş, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilen 9 NATO havaalanının banket stabilizasyon çalışmalarıdır. NATO'ya yeni girmişiz. Ülkemizde de NATO'nun faaliyetlerinin arttığı yıllar o zamanlar. Ki dönem noktası da şirket için burası oluyor arkadaşlar. Başka şirketlerin taşeronluğundan kendi taahhütlerine evrilmede hızlanmaya başlayacak bu süreçte. Yani sonraki aşama tahmin ettiğiniz gibi holdingleşme süreci. Sonra endüstriyel üretim işine giriyorlar. İlk faaliyetleri de çoğumuzun bildiği Tekfen ampulleridir. Birkaç yıl sonra Philips'le ortak olup ampul piyasasının yaklaşık 3'te 1'ini elinde bulundururlar. Ampul üretimine hala devam etmekte olan Tekfen'in üretim tesisleri Çin'de bulunmaktadır. Şimdi gelin Tekfen'in genel manada ne işlerle meşgul olduklarını yüzeysel bir şekilde inceleyelim. Şimdi Tekfen Holding arkadaşlar 3 ana kaleme ayırmış yaptığı işleri. Taahhüt, tarımsal sanayi, yatırım ve hizmetler. Taahhütte gruptaki şirketler şu şekilde, ortaklar bu şekilde. Tarımsal sanayide gruptaki şirketler bu şekilde, ortaklıklar bu şekilde. Yatırım ve hizmetlerde gruptaki şirketler bu şekilde arkadaşlar. Taahhüt, Tekfen İnşaat, İmalat, Tekfen Mühendislik, HMB, Gate İnşaat. Burası arkadaşlar ana kısmı oluşturuyor. 15.222 çalışan mevcut. Tarımsal sanayide 1398 çalışan, yatırım ve hizmetlerde 474 çalışan mevcut. Birazdan arkadaşlar Tekfen İnşaat, Tekfen İmalat, Tekfen Mühendislik. Tekfen İnşaat ve Tekfen Mühendislik'teki şu an devam eden projelerden bahsedeceğiz. Ne zaman bitecek? Onlardan bahsedeceğiz. Tekfen İmalat'ta da neler üretiliyor? Bunlardan hızlı bir şekilde yüzeysel olarak bahsedeceğiz ve bunlar nerede bulabilirsiniz? Onunla ilgili linkleri de açıklama kısmında tabii ki bulabilirsiniz. Tekfen İnşaat arkadaşlar ilk şirketimiz. Bakın Katar Altunmamak Stadyumu projesi, Kazakistan Basınç Yönetimi projesi vesaire vesaire. Burada projeler mevcut. Katar, Kazakistan, Gürcistan, Irak, Rusya, Suudi Arabistan çok fazla ulusla işbirliği içerisinde olan Tekfen arkadaşlar. Burada Tekfen'in payını görebilirsiniz bu projede. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi. Burada arkadaşlar şirketin 16 Temmuz 2020 itibarıyla sitede yer alan devam eden projelerimiz kısmında bunlar yer alıyordu. Şurada mesela 2020'nin ikinci ayında bitiyor gözüküyor. Bu videoyu ben 16 Temmuz 2020'de çekiyorum şu an. Şu an muhtemelen bu bitmemiş ki, tamir edilen tarihte bitmemiş ki bunu buraya koymuşlar diye yorumluyorum şu an. Yanlışım olursa bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. 2022'de bitenler var, 21'de bitenler var vesaire vesaire.
burada çok fazla proje var mevcut arkadaşlar. Bunlar devam eden projeler Tekfen İnşaat'ın. Tekfen İmalat'ta da arkadaşlar mühendislik, şu depolama tankları, küresel tanklar, bunlar basınç kaplar, proses kolonları, ısı eşanjörleri, basınçlı boru devreleri, ağır çelik imalatlar, anahtar teslim projeler, diğer ürünler gibi arkadaşlar birçok üretim kalemi mevcut. İmal kalemi, imalat kalemi mevcut Tekfen İmalat'ın. Bunu da yine linkten arkadaşlar Tekfen İmalat'ta tek tek girip arkadaşlar bunların ne işe yaradığını, maddelerinin ne olduğunu tek tek inceleyebilirsiniz sitesinden. Tekfen Mühendislik arkadaşlar. Burada da ulaştırma altyapı, endüstriyel mimari yapı şeklinde 3 ana kalem var. Genelde arkadaşlar işte kontrollük ve danışmanlık hizmetleri, etüt ve proje danışmanlık şeklinde ulaştırma altyapıda bakıyorsunuz. Başlangıç 2017, 2016, 2019 devam ediyor diyor. Bitiş herhalde henüz belli değil. Endüstriyellerde de Tüpraş'a çalışmış arkadaşlar. Tüpraş rafineleri, vacuum of gas treatment projesi, detay mühendislik hizmetleri vesaire diye burada projeler devam ediyor. Bir tanesi bitmiş. 2019'da başlamış. Muhtemelen başıydı bu. Sonunda da bitirmişlerdi 2019'un. Mimari yapıda da arkadaşlar Altomama Stadyum BİM işleri. Ne olduğunu bilmiyorum bunu şu an. Bu arkadaşlar işte şey için Dünya Kupası Katar'da yapılacağı için bir sonraki Dünya Kupası. O inşa edilecek olan 8 stattan birisi arkadaşlar. 2017 yılında başlıyor ve 2020 soru işareti ne zaman bitecek. Burada da arkadaşlar son 3 özel durum açıklamasını indirdim. Yani yazdım buraya. 2019 Aralık 27'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Rus Feneri birlikte bilmem ne firmasıyla 90 kilometre uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için, bu %100 Tekfen yapıyor, sözleşme imzalamış. Rusya Federasyonu'nda Karabur gaz sahası ile Gazprom ana boru hattı arasındaki gaz nakil boru hattının ilk 90 kilometrelik kısmının yapımıyla ilgilidir. Projenin sözleşme bedeli 311 milyon Amerikan doları 16 ayda arkadaşlar. Yani bir yılda 250-260 milyon doları ciroya ekleyin lütfen. Ciroya 260 lira milyon dolar eklensin ciroya. Yani ne yapıyor? Doların 7 olduğunu düşünsek 1.5-1.6 milyar sadece buradan gelecek Türk lirası. Bir sonraki haber, kronolojik dizmemişim bunu. Fark etmiyor. 19 Haziran'da yaklaşık bir ay önce Tekfen İnşaat bilmem neyin Katar Bayındırlık İşleri Dairesi'nden Alcor Expressway bağlantı yolları inşaatı işini 548 milyon Katar riyali, yaklaşık 150 milyon Amerikan doları bedelle kazanmıştır. Projenin tamamlanma süresi 24 aydır. Yani 2 yıl için 150 milyon dolar, 75 milyon dolar bu yıl için ciroya eklensin. 7 Temmuz 2020 yaklaşık 10 gün önce açıklanmış Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin %40 oranında iştiraki olan Asfen JV. Asfen'i şurada gördük. Şurada gördük Asfen'i, ortaklıklar kısmında %40 ortaklık mevcut. Haydar Aliyev Rafinerisi'nin modernizasyon ve yenileme projesi B paketi kapsamında Teknikas Roynidas, bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim, şirketinin alt yüklenicisi olarak inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık 237 milyon ABD doları sözleşmeyle üstlenmiştir. Ne kadar süreceği belli değil. Fakat şuna dikkat etmek lazım. %40 oranında Tekfen'e gelecek bu para. Bunlar güzel projeler. Umarım devamı gelir. Şurada da arkadaşlar temel analiz kısmında birkaç bilgi mevcut. Net esas faaliyet karı 2010 yılından itibaren burada her dönem görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada son 5 dönemden son 2 döneme kadar, son 3 döneme kadar güzel bir artış. Ve bu artışı 3 dönem korumuş. Fakat son 2 dönem koronanın etkisi var mıdır bilmiyorum. Muhtemelen çok fazla yoktur ama muhtemelen projelerin bitmesiyle alakalıdır. Çünkü projelerin çoğu 2020'de bitiyordu. Bundan sonra umarım bu yukarı doğru devam eder. Çünkü bakın hissenin fiyatına, son 5 yıl fiyatlaması bu. Investing'den elde ettiğim. Bakın şu son kıvrım ne kadar benziyor şuraya. Sonradan artmaya devam ediyor son zamanlarda. Net satışlara bakıyoruz. Net satışlarda da hafif bir azalma var. Fakat bu kadar net bir esas faaliyet karı kadar bir azalış söz konusu değil yüzdesel bazda. Öz kaynaklara bakıyoruz. Öz kaynaklarda da güzel artış var aslında. FABÖK, yıllık FABÖK'e bakıyoruz. Bunlar 3 aylık ilk faaliyet raporlarına göre arkadaşlar FABÖK ve öz kaynaklar. Bakıyoruz bakın FABÖK şu son 5 yıla bakalım mesela 2015 yılında itibaren. Şuradan aldım. Şuradan şuraya kesin. Ne kadar benziyor değil mi? Hissenin fiyatlamasında ne kadar etkisi varmış FABÖK'ün. Buradan görebiliyoruz. Son artışta muhtemelen piyasanın Tekfen olan güveniyle alakalı bir artış olabilir. Bilmiyorum. Detaylıca incelemek lazım. Burada da arkadaşlar ne inceledim ben? İş yatırımı sitesinden aldım bunu. 2019 yılında FABÖK satışlar ve net karın açıklanan kısımları mevcut. 2021 yılının hedef fiyatları arkadaşlar. Hedef değerleri bu. FABÖK bakın 1 milyar 916 milyon liradan 2020 tahmini 740, 2021 tahmini 849, 2022 tahmini 930. Yani bu adamlar TAP seviyesini muhtemelen 2019 yılında yaşamış şu zamanlarda. Çünkü satışlarda da aynı şekilde, net karda da aynı şekilde. Yani şu üçünü toplasanız aynı 2019 yılı ediyor. Demek ki ilerleyen zamanlarda güzel projeler bekleyebiliriz Tekfen'den. İnşallah bizi şaşırtmaz. Burada da temettü
bekli ödemeleri mevcut arkadaşlar. 2008, 2010, 2011, 2012, 13, 14'te atlamış ve 2020'de de 3 parça şeklinde ödeyecek. Nisan'da ödemiş ve arkadaşlar 9. ayda ve 10. ayda 2.21 ve %1.10'luk bir temettü verim şeklinde bir ödemeleri mevcut. Umarız seneye doğru mantıklı bir şekilde çok agresif olmayan artışlar geri Tekfen Holding'in hisselerinde diyelim. Ve arkadaşlar bu ne iş yapar video serimizin ikinci videosuydu. İlk videoda bildiğiniz gibi Aksa Enerji'yi anlattık. Bu Tekfen'de arkadaşlar. Tekfen Holding o kadar çok komplike, o kadar çok karmaşık bir şirket ki en hızlı bu kadar anlatabildim. Eksik anlattığım bu hususlar mutlaka olmuştur. Bunlar için bizi lütfen mazur görün. Bundan dolayı arkadaşlar bu ne iş yapar video serimizin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin ve aynı şekilde arkadaşlar bu videoları beğenip beğenmediğinizi anlamamız için yani sevip sevmediğinizi anlamamız için ayrıca size faydası olup olmadığını anlamamız için arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Beğenmediyseniz de dislikelayın ki sevmediğinizi anlamış olalım ve buradan yürümeyelim. Yorumlar kısmında da herhangi bir hisse senedinin, herhangi bir şirketi detaylı incelememizi istiyorsanız veya herhangi bir konu hakkında bir bilgi vermek veya soru sormak istiyorsanız da yine yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak her zamanki gibi söylüyoruz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız da çok seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.